şu an iki araç arasında düz bir şekilde duruyoruz. İki araç arasından düz bir şekilde geri çıkmamız lazım. Ama direksiyon tam sağ, tam sol yapamıyoruz. Çünkü yanımızdaki arabalar yakın. Bu durumda önce aracın tamamını geri geri bir çıkarmamız lazım. Hadi bakayım şimdi biraz geri gel. Geri vitesi zaten. Gel bakalım yavaşça. Bu arada arkadan da takip ediyorsun. Gelen giden var mı diye bir yol takip ediyorsun. Gel biraz daha gel. Aynaların tam çıktığından emin oluyoruz. Bir metre daha çıkıyoruz. Şimdi duralım. Aslında bu hareketi durmadan yaparsanız daha iyi olur ama ben mesafeyi göstermek için durdurdum. Şuradan da bir göstereyim. Şöyle. Aracı tamamen çıkardıktan sonra direksiyonu ister sağa çevir, ister sola çevir. Hiç önemli değil. Herhangi bir şekilde öndeki arabalar çarpmaz. Şimdi biz aracın arkasını sağ tarafa vermek istiyoruz. Bakın, direksiyonu ne tarafa çevirirseniz aracın arkası o tarafa gider. Bu tarz geri çıkışlarda ön değil de arkaya odaklanın. Şimdi direksiyon tam sağa çevirelim ablacığım. Tamam, gel bakalım geri geri. Yine arkada araç varsa takip edeceksin. Aynaları takip edeceksin. Gelelim, gelelim, gelelim. Kurtarana kadar, önümüz kurtarana kadar. Gelelim, gel, 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 gel ablacığım, gel. Tamamdır, durabiliriz. Artık kurtarıyoruz, değil mi? Tekerleği düzeltebiliriz. Şimdi de yanımıza sadece sağ tarafımızda bir araç var. Sol tarafımızdaki araç bayağı uzakta. Şu durumda eğer geri geri giderken direksiyon tam sağ yaparsan aracın arkası sağa gider, bir sıkıntı yok, çıkabilirsin bu şekilde. Ama sağındaki araçtan dolayı direksiyon tam sola kırıp çıkamam. Evet, aracın burnu ne olacak? Sola çevirdiğim için yandaki araca yaklaşacak. Şimdi şu durumda bir nokta daha var, şunu da unutmayın. Yanınızdaki araçla aynı hizada mısınız arka olarak, ya da ondan biraz daha geride misiniz, önde misiniz, buna da dikkat edeceksiniz. Eğer bu aracı geçmişseniz biraz geri gelip aynı hizada olmanız gerekiyor. Arkaları. Arka bakalım, bunu şöyle göstereyim. Kurtaracak durumda şu an. Şimdi direksiyon tam sağa çevirelim tamamını. Bu şekilde çok rahat çıkabilirsiniz ama tabii yine arka tarafı kontrol etmen lazım. Hadi bakalım gelelim. Evet, sağ yaptığımız için aracın arkası sağa doğru yöneliyor. Ön tarafta sol tarafa. Sol aynayı da takip ediyorsun. Gel biraz da önümüz kurtarana kadar gelelim. Durabiliriz. Debriyaj ve fren. Şimdi de sol tarafımızda bir araç var. Sağ tarafımızdaki araç bayağı uzakta. Peki şu durumda direksiyonu tam sağ yaparak çıkabilir miyim? Hayır. Çıkamam. Sağ yaparsam aracın arkası sağa giderken... Evet, burnu o tarafa doğru gidecek. Ama tam sola kırıp çıkabilirim. Evet. Peki dikkat etmem gereken bir nokta neydi? Arabanın gerisinde miyiz, ilerisinde miyiz? Arabanın gerisindeyiz. Yani kurtaracak evet, durumdayız kurtaracak değil mi? Peki hala. Sadece burun kurtarmış. O zaman tam sola kıralım direksiyonu. Tamam, yavaşça geri gel. Al geri vitesi. Önce sol tarafa şöyle bir bakalım. Sağına sağ tarafa bakalım. Gel ablacığım. Yok değil mi? Ama hareket halindeyken tekrar kontrol ediyorsun. Evet. Her an park halinde bir araç çıkabilir. Hı hı. Gelelim. Önümüz kurtarana kadar. Evet. Gel biraz daha. Tamamdır.